1946'da Sırbistan'da doğdu. 1972'de Belgrad Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Sosyal hizmet uzmanı iken avukatlık mesleğine geçti. 1990'ların başında Yugoslavya'da çatışmaların başladığı andan itibaren 1991-99 arasında işlenen savaş suçlarını belgeledi. Bosna Savaşı sırasında Sırpların işgal ettiği köylerde Sırp olmayan sivillere yaptıklarını belgelemek için cepheyi geçti. Çabaları demokrasi yanlısı olan güçler de dahil eski Yugoslavya'da Sırp güçlerinin işlediği savaş suçlarını kabul etmeyen pek çok Sırp'la arasını açtı. Kosova Savaşı boyunca polis ve paramiliter gruplar tarafından işlenen insan hakları ihlalleri hakkında dış dünyaya bilgi sağlamak için Sırbistan'da mekik dokudu. 1992'de eski Yugoslavya topraklarında silahlı çatışmalar sırasında işlenen kitlesel insan hakları ihlallerini belgelemek, bilgi ve tanıklıklar araştırmak ve çatışma sonrası dönemde insan hakları ihlali kurbanlarına destek ve hukuki yardım sağlamak amacıyla Belgrad'da İnsani Hukuk Merkezi'ni kurdu. 1998'de Sırp baskıları arttığı sırada merkezin Priştine ofisi, Kosova insan hakları ihlalleri hakkında Sırp yetkilileri tarafından yayınlanan bilgilerin tamamen zıttı bilgiler içeren bir rapor yayınladı. Topladığı deliller eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin iddianameleri hazırlanırken kullanıldı. En iyi bilinen delillerden biri olan ve Trnava yakınlarında 6 Bosnalı Müslüman mahkumun infaz edildiğini gösteren video kaydı, 7500 Bosnalı Müslüman erkek ve çocuğun öldürüldüğü Srebrenica katliamının kanıtı olarak kullanıldı. İnsani Hukuk Merkezi'nin 2012'de yayınladığı raporun, Kosova'da işlenen savaş suçlarından dolayı dönemin Yugoslavya ordusunun motorlu piyade tugayı komutanı Ljubisa Diković'i suçlaması üzerine Diković kendisine dava açtı. Diković dosyası savaş suçları hakkındaki tartışmaları Sırbistan'da yeniden başlattı ve geçmişin ağır yükünde payı olan bir subay hala Sırp ordusunun başında olmalı mı ya da olabilmeli mi sorusu gündeme geldi. Savaş sırasında yaşanan vahşeti ve gerçekleri ortaya çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar, ülkesi Sırbistan'da hem yönetici sınıfın hem de milliyetçi grupların tepkisini çekerken uluslararası camianın takdirini kazandı. En zor şartlarda dahi gerçekleri araştırmaya devam etti. Savaşın yaralarının sarılması için mücadele etmeye devam ediyor. Bunun için Natasha Kandić.